Finalleri bayramdan sonra yakalan üniversite öğrencilerinin ki bu gruba ben de dahilim. Finalleri sonunda bitti. Üniversiteye hazırlanan dostlarımın da YKS süreci geride kaldı. Bugün AYT sınavı var sonra özgür oluyorlar. Yani yaz mevsimi bizler için tam anlamıyla geldi. Benim yazın en çok yapmayı sevdiğim şeylerden birisi sabahtan akşama kadar dizi film izlemek. Ve de bende şöyle bir huy var. Bir diziyi izlerim. O diziyi beğendiysem en yakın arkadaşlarıma başlatana kadar susmam. Mesela geçenlerde bir dizi izledim. Gerçekten çok beğendim. Gidip bizim Salih'le Caner o diziye başlatana kadar hani elimden gelen her şeyi yaptım. Sürekli diziyi anlatıyordum onlara. Daha sonra çeneme dayanamayıp başladılar diziye. İşte böyle birisinin kanalında nasıl olur da dizi önerileri olmaz diye düşündüm ve

Dizi önerileri videosu hazırlamaya karar verdim. Yalnız bu videoda şunlara dikkat edeceğim. Hani bazı diziler vardır, efsane sayılır artık. Hawaii Meteor Mother, Game of Thrones, ondan sonra Black Mirror gibi. Ben bu videoda sizlerin bilmediğinizi düşündüm, ama aslında çok güzel olan, yeni başlamış veya çok bilinmeyen dizilerden bahsedeceğim. Çünkü zaten bu videoya kadar geldiyseniz büyük ihtimalle izleyecek dizi kalmamıştır. Black Mirror, Game of Thrones fan %100 izlemişsinizdir. Burada yeni bir şeyler arıyorsunuzdur. Ben de bunu düşünerek böyle bir şey yapmaya karar verdim. Video zaten uzun olacak. Ben de laf fazla. Uzatmak istemiyorum. İlk dizimizden başlayalım. Bir dizi düşünün. İçinde hem büyücülük olsun, hem kurt adamlar olsun, hem de bu dizi bir gençlik dizisi olsun. Ve de dizinin sonuna kadar gizem ve gerilim hiç böyle aşağıya inmesin. Böyle bir dizi arıyorsanız doğrudur tam size göre bir dizi. Come on, so Dizide bir çocuk var. Bu çocuk annesinin intikamını almak istiyor. Annesi yıllar önce ölmüş. Annesinin intikamını almak için de bir üniversiteye gidiyor. Üniversiteyi kazanıyor daha doğrusu. Bu üniversitede de böyle kurt adamlardan oluşan ve büyücülerden oluşan iki farklı tarikat, örgüt gibi bir şey var. İşte bizim bu gencin kurt adamlar ve büyücülerle yaşadığı macerayı konu ediniyor dizi. Eğer böyle büyücülükle ilgili şeyler izlemeyi seviyorsanız, kurt adamlarla ilgili şeyler izlemeyi seviyorsanız The Order'ı kesinlikle izleyebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Ben diziyi izledim, çok beğendim. Sonra bizim Salih'e izlettim, o da çok beğendi. Caner'e izlettim, Caner bıraktı. Caner'in şöyle bir huyu var. İlk bölümden sonra diziyi beğenmezse izleyemiyor. Ve dizinin ilk bölümünde biraz yavaş gidiyordu. Ama siz bu dizinin ilk bölümünü geçerseniz yani diziyi bitireceğinize %100 eminim. O yüzden sabredin biraz. Dizi sonra çok güzel oluyor. Bana güvenin. Beni uzun zamandır takip edenler Game of Thrones hastası olduğumu bilirler. Benim de Game of Thrones'taki en sevdiğim karakter Robb Stark karakteriydi. Aramızda kalsın bence Kuzey'in tek gerçek kralı. Şimdi önereceğim dizide de başrolde Robb Stark'ı canlandıran Richard Madden oynuyor. Hangi diziden bahsettiğimi sanırım anladınız. Çünkü bir ara Instagram'da çok postları dönüyordu bu dizinin. Bodyguard'dan bahsediyorum. Emergency, which service do you require? Police. Police, what is your emergency? P.S. David Budd using a member of the public's phone. I am status zero on Saltmarsh Street. David Butt diye bir adam var. Bu eski bir gazi, eski bir asker. Askerdeyken de çok başarılı bir asker. David Butt askeri hayatını bitirdikten sonra polis oluyor. Görevi de şu siyasileri korumak, diplomatları korumak. Mesela yabancı ülkelerin büyükelçilerini falan koruyor. Öyle çok büyük insanları korumuyor. Bir gün bu David Butt şans eseri bir trende gidiyor. Trende giderken de o trende bir terör saldırısı oluyor. Ve bizim David Butt yani Richard Madden da bunu engelliyor. Böyle olunca da terfi ettiriliyor. Bir anda öyle çok büyük rütbeli olmayan siyasileri koruma görevinden İçişleri Bakanı'nın en yakın koruması oluyor. İşte her şey şeyde David Butt bu göreve geldiğinde başlıyor. Zaten David Butt'ın hayatı bir hayli sorunlu. Bir yandan da bu İçişleri Bakanı ile olan sorunları var. Onunla olan bir ilişkisi var. Fakat bunlardan daha önemlisi bizim David Bat'ın inandığı şeyler var. Bir yanda da yapmak zorunda olduğu görevi var. Göreviyle inandığı şeyler arasında bir seçim yapması gerekiyor ve işler bir hayli karışıyor. Bodyguard bir mini dizi. Yani 6 bölümden oluşuyor. Bir günde bitirebilirsiniz. Eğer böyle bir gün evde olmanız gerekiyorsa hastalanmışsanız Allah göstermesin çünkü ben hastalandığımda bitirmiştim onu. Bir gün boyunca evdeydim. Böyle sabahtan açın. Akşama kadar izleyin. Zaten bir bölüm izledikten sonra hepsini bitireceksiniz. Çünkü çok sürükleyici bir dizi. Şu ana kadar iki dizi saydım. İkisi de Netflix'te var. İkisine de Netflix üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğer Netflix kullanmıyorsanız da Zaten bütün sitelerde oluyor yani gidip bakın. Ben bu videonun başlığını dizi önerileri yaptım, yabancı dizi önerileri yapmadım. Yani bu listede bir tane de Türk dizisine yer vermek istiyorum. Genelde şey derler, Türk dizileri çok kötü, İyi Türk dizisi yok derler ve çoğu zaman da haklılardır. Yani şöyle bir Türk dizilerini düşündüğümde benim izleyip zevk aldığım Ezel vardı, ondan sonra Kuzey Güney vardı, bir de belki Medcezir vardı ki Medcezir zaten doğusiden uyarlamaydı. Bunlardan çok çok daha iyi olan bence bir Türk dizisi var. O da Şahsiyet. Şahsiyette başrollerde Haluk Bilginer ile Can Dere oynuyor. Haluk Bilginer'in hayat verdiği Agah Beyoğlu karakteri bir gün Alzheimer olduğunu öğreniyor. Alzheimer olduğunu öğrendikten sonra da yapmak istediği şeylerin hepsini yapmaya karar veriyor ve bu Agah Beyoğlu'nun yapmak istediği bir şey var. Bunun bir listesi var. Bu listedeki herkesi öldürmek istiyor. Neden öldürmek istiyor? Bu adamlar Agah Beyoğlu'na ne yaptı? Onu hiç bilmiyorum. Yani dizi izleyince öğreniyorsunuz. Bir yandan da cinayet masadaki tek kız olan Nevra var ve oradaki tek kız olduğu için de bir hayli medyatik bir hayatı var. Yani gazete geliyor polis teşkilatıyla röportaj yapacak direkt bununla yapıyor. Televizyonlar geliyor Nevra'yı çekiyor. Nevra bir hayli popülerleşiyor. Bu Agah Beyoğlu'yla Nevra'nın yolları bir yerde kesişiyor. Bunların yollarının kesişmesi şans eseri bir tesadüf mü yoksa gerçekten bir bağlantıları var mı dizinin sonunda öğreniyorsunuz. Şahsiyet gerçekten çok güzel bir dizi. Özellikle ben 11 ile 12. bölümü ayakta izledim böyle o kadar heyecanlıydı. Eğer izlemediyseniz bir an önce başlayın şahsiyete. Hani öyle klasik bir Türk dizisi değil zaten 12 bölüm her bölümde yaklaşık bir saat hemen izlersiniz. Ve dizide Kambura diye bir yer var. Yani düşman başına öyle söyleyeyim. Siz de dizinin sonunda Kambur hakkındaki düşüncelerinizi bu videonun altına yazın. Mesela Kambur orada nereyi temsil ediyor gerçek hayatta? Bunu bir düşünün. Aranızda Black Mirror'ı izlemeyen yoktur. İzlemediyse bile bir şekilde duymuştur ki eğer Black Mirror izlemediyseniz onu da hemen gidip izleyin. Ama Black Mirror'ı izledim. Ben bu tarzda bir dizi arıyorum diyorsanız size önerebileceğim dizi Love, Death and Robots. Bu da aynı Black Mirror gibi. Her bölümünde farklı bir konu işliyor ve genelde bu konular bilim kurgu üzerine. Ama Black Mirror'dan ayrılan çok keskin farkları var. Birincisi dizinin bölümleri çok kısa. 10, 15, bilemedin 18 dakika oluyor. İkincisi Black Mirror'a göre daha animasyon ağırlıklı. Üçüncüsü ise sadece teknolojiyle alakalı değil de şeyler de var. Böyle doğaüstü olaylar da var. Mesela bir bölümde kurt adamları işliyor. O değil de ben bu videoyu çekerken fark ettim ki ben içinde kurt adamı olan dizileri seviyorum. Şu ana kadar 4 tane dizi önerdim galiba ve önerdiğim dizilerin ikisinin içinde kurt adam geçiyor. Herhalde kurt adam olan dizileri ben gerçekten seviyorum ki zaten benim ilk izlediğim dizilerden birisi Yabancı dizilerden birisi daha doğrusu Team Wolf'tü. İlk çıktığı zamanlarda çocukken izliyordum. Neyse biz konumuza dönelim. Hani özellikle Black Mirror'ın son sezonu çıktı yakında ve benim bir hayli tadımı kaçırdı bu sezon. Gerçekten hiç beğenmedim. Diğer Black Mirror bölümleriyle kıyasladığımda normal bir dizi olarak çıksa o derdim ki idare eder ama diğer Black Mirror bölümlerini ben bildiğim için ben de çok kötü bir hayal kırıklığı oldu. Tam da böyle Black Mirror'ın bizim beklentimizi karşılamamaya başladığı dönemde Love, Deaths and Robots'a kesinlikle bir şans verebilirsiniz. Bildiğiniz üzere teknoloji gelişiyor. Artık her işimizi internet üzerinden hallediyoruz. Yani mesela bir yemek sipariş edeceğiz. Gidip yemek sepetinden söylüyoruz. Peki uyuşturucu gibi illegal bir maddenin de internetten satıldığını düşünsenize ne olurdu? Alman yapımı bir dizi olan How to Sell Drugs Online tam olarak bunu anlatıyor. Moritz ve Lenin vaktinin çoğunu bilgisayar oynayarak geziciren ve de böyle kendi halinde web siteleri yapan iki gençtir. Moritz'in bir tane sevgilisi var ve sevgilisi bir yıllığına Amerika'ya gidiyor okumak için galiba Erasmus'la. Döndüğü zamansa çok değişmiş oluyor. Mesela Moritz'le gerçekten çok güzel bir ilişkileri varken kız bir anda soğuk falan yapmaya başlıyor. Zaten çok geçmeden de Moritz'ten ayrılıyor. Daha sonra Moritz bu kız arkadaşının uyuşturucu kullandığını öğreniyor. Ki bizim bu Moritz'lerin öyle şeylerle uzaktan yakından alakası olmaz. Kendi hallerinde derslerini çalışan, sitelerini yapan, yazılımla ilgilenen Geleceğini düşünen çocuklar bunlar. Bir gün bu kız arkadaşını geri kazanmak için eline bir hayli fazla uyuşturucu geçiriyor Moritz. Tabii kız arkadaşını kazanamıyor orası ayrı. Elinde de uyuşturucular kalıyor böyle. Ben bunlarla ne yapsam ne yapsam diye düşünürken bir web sitesi yapıyor. Web sitesi üzerinden bu uyuşturucuları satmaya karar veriyor. Moritz ve Lenny adındaki bu iki gencin uyuşturucu sattıkları bir web sitesi yaptıktan sonra başına gelenleri, arkadaşlık ilişkilerini falan anlatıyor dizi. Özellikle yazılımla ilgileniyorsanız veya bilgisayar mühendisliği falan okuyorsanız tam size göre bir dizi. Bu videoda kendi izlediğim ve gerçekten beğendiğim dizilerden bahsetmeye çalıştım. Sizin de izlediğiniz ve önerdiğiniz diziler varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü benim de dizi izlemem gerekiyor ve izleyecek dizi arıyorum. Siz de bana öneride bulunun. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı lütfen ve unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.